Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. Tembih demişti üstad. Üçüncü makalede müşkilat ve müteşabihat-ı Kur'aniyeye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz şöyle. Evet, bu makalede müşkilat ve müteşabihat-ı Kur'aniye. Hani müşkilat düşünülmeden anlaşılması zor olan yerler. Hani müşkül diyoruz ya, anlaması zor olan yerler. Tabi araştırma gerektiren, üzerine kafa yorma gerektiren hani yerler. Bir de müteşabihat var. Kur'an-ı Kerim'de müteşabihat nedir? Bununla ilgili Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi var malum. Hani sana bu kitabı hak ile indirdiği, Kur'an'ın bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir diye devam eden ayet-i kerime. Müteşabih nedir ki onun üzerinde birkaç kelam edeceğiz, birkaç şey söyleyeceğiz. Daha sonra üstadın izahını, açıklamasına geçeceğiz. Makamın gerektirdiği ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz diyor ki üstad, Risale-i Nur'da müteşabihat üzerinde çokça duruyor. Ki üstadın müteşabih ayetler ve hadislerle ilgili çok ilginç tespitleri var, ilginç yorumlar var. Yeri geldiği zaman onları da aktaracağız inşallah. Evet, müteşabihat yani müteşabihler nedir? Dilerseniz bununla ilgili kısa bir bilgi paylaşalım. Teşabih mastarından türeyen müteşabih kelimesi, benzeşen, ayırt edilmesi zor olacak şekilde birbirine benzeyen demek. Terim olarak mana yönünden birden fazla ihtimal taşıdığından anlaşılmasında güçlük bulunan lafız veya sözü ifade eder. Müteşabih ayette yer alan bir lafız konumuna göre başka ayetlerde farklı manalara gelebilir. Ancak her birinin kastedilebilir olması açısından anlamlar birbirine benzer. Bundan dolayı hangi mananın kastedildiği açıkça bilinemez. Müteşabihin karşıtı olan muhkem ise anlam yönünden başka bir ihtimal taşımayan açık manalı nas demektir. İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette şöyle geçer. Muhkemler, nasih, helal, haram, hudut yani ceza hukuku, feraizdir yani miras hukukudur. Bunlar iman edilip aynı zamanda amel edilen konulardır. Müteşabihler ise mensuh, mukaddem, muahhar, emsal ve yeminlerde bulunur. Bunlar iman edilen fakat ameli olmayan konulardır. Çok açık bir örnek verirsek, mesela huruf-u mukatta'a, elif, la, mim, bu ayet müteşabihtir. Veya işte Kur'an-ı Kerim'de geçen o arşa istiva ettiği veya Allah'ın eli gibi ifadeler müteşabih ifadelerdir. Şimdi bu müteşabih ile ilgili bu kadarlık bilgiyi not edelim. Ondan sonra üstad ne diyor? Oraya gelelim. Vakta ki Kitab-ı Hakim'den maksudu ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise havassa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler. Evet, ne zaman ki Kitab-ı Hakim'den maksudu ehem, yani en önemli, en ehemmiyetli maksat, çoğunluğu teşkil eden halkın, toplumun irşadı idi. Çünkü havas, yani seçkinler, işte nedir, alimler mesela, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Yani halkın anladığını zaten onlar anlarlar. Fakat avam ise havasa hitap olunan, yani seçkinlere, işte üst sınıfa, alimlere hitap olunan kelamı hakkıyla anlayamazlar, fehmedemezler. Halbuki cumhur ise ekseri avam ve avam ise me'lufat ve mütehayyelatından tecerrüt edip hakikati mahza ve mücerredat-ı sırfayı çıplak olarak göremezler.
Evet, halk yani avam, toplum, işte bu avam derken okumamış, tahsil görmemiş, işte ilimle çok haşir neşir olmayan geniş halk kitleleri diyeceğiz. Bunlar me'lufat, yani alıştıkları şeyler. İşte normal günlük hayatta kullandıkları kelimeler. Yine müteheyyelat, hayal ettikleri şeyler, onların dünyaları. Onlardan sıyrılıp, hani tecerrüt etmek, yani sıyrılıp hakikati mahza, hakikati kendisi, sırf doğal halini ve mücerredat-ı sırfa, o soyut kavramları, soyut yani ancak çok okunarak, efendim, olaya aşina olarak anlaşılabilecek şeyleri, soyut şeyler. İşte bugün ahlaki kavramların birçoğu soyut. İtikadi kavramların birçoğu soyut. Yani merhamet derken de soyut bir ifadeden bahsediyoruz. İşte bunları çıplak olarak göremezler. Yani mutlaka örnek, misal isterler. Ki işte temsil bunun içindir veya belagat bunun içindir bir yerde. Şimdi bunun detayına gelecek. Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin teenisi için me'luf olan zi ve libas ile mücerredat arz endam etmektir. Ta mücerredatı süveri hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. Öyleyse hakikati mahza me'luflerini giyecektir. Evet, görmelerini temin etmek için, yani onların o soyut manaları, kavramları anlamalarını sağlamak için zihinlerinin teenis ünsiyet, hani ünsiyet etmek, bir yerde ısınmak, aşinalık kazanmak. Evet, aşina olmaları için me'luf olan, alışılmış olan zi ve libas ile. Zi de aynı, libas da zi ne? Kıyafet yani. Kıyafet ile mücerredat arz-ı endam. Evet, yani o soyut manalar, o bir takım işte örneklerle, bakın kıyafet dediği ne? Elbise dediği şey ne? O soyut kavramlara bir takım misaller giydirerek anlatmak. Ta o mücerredatı, o soyut kavramları süveri hayaliye arkasında, yani o hayal ettikleri suretler, o örnekler, misaller arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. O misallerle onu izlesin, tanısın. Öyleyse hakikati mahza, yani sırf hakikat, hakikatin kendisi me'luflerini giyecektir. Evet, o işte alışılmış olan örnekleri, misalleri giyecektir. Fakat surete hasr-ı nazar etmemek gerektir. Bu sırra binaendir. Esalibi Arap'ta ukulu beşere olan tenezzülat-ı ilahiye tabiri ifade etme, adlandırma olunan müraat-ı efham ve mümaşat-ı ezhan Kur'an-ı mucizül beyanda cereyan etti. Yani tamam, bu böyledir, ancak surete takılmamak lazım. Yani sanki sadece işte o verilen örnekle sınırlıdır mana dememek lazım. Çünkü Arap'ın üslubunda beşerin aklına, akıllarına ayetler tenezzül etti. Yani şimdi tenezzülat-ı ilahiye nedir? Onların anlayacağı şekilde vahiy indi. Buna tenezzülat-ı ilahiye deniyor. Ve bu aynı zamanda nedir? Müraat-ı efham, yani anlayışları gözetme. Onların anladıkları dilden konuşma yani. Mümaşat-ı ezhan, yani zihinleri dikkate alma. Onlar nasıl anlayacaksa o şekilde. İşte bu Kur'an-ı mucizül beyanda böyle cereyan etti, böyle geldi. Ez cümle, bu cümleden mesela örnek olarak yedullahi fevka eydihim ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, yani Allah'ın eli onların eli üzerindedir. İşte o sonra arşa istiva etti. وَجَاءَ رَبُّكَ رَبِّنْ, geldi ve emsali. Yine hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, güneşin battığı yere geldiğinde وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ, onu işte balçıklı, çamurlu bir yerde batarken buldu. Hani Zülkarneyn aleyhisselamdan bahsediliyor ve benzerleri. Hem de وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, güneş bir müstakarda, bir yörüngede döner gibi, hareket eder gibi. Ve nezairi, yani bunun benzerleri, bu üsluba birer mecradır.
Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Bakın bu ayet-i kerimeler diyor işte bunlar örnektirler. Yani onların anlayacağı kadarıyla söylendi. Evet, bu gibi müteşabih ayetlerde sadece anlaşılabilecek bir takım ifadelerle, benzetmelerle yetinildi. Hatime. Sab olan bir kelamın ığlak ve işgali ya lafız ve üslubun perişanlığından neşet eder ki bu kısım Kur'an-ı Vazihül Beyan'a yanaşmamıştır. Yani zor olan bir sözün diyor kapalılığı veya işte o zorluğu, anlamadaki güçlüğü ya lafzın veya üslubun perişanlığından kaynaklanır. Yani işte anlatırken çok karışık kelimelerle, ki Kur'an-ı Kerim'de bu yoktur, yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymettar veyahut gayri me'luf, gayri mebzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Ha, ikinci zorluk, kapalılık ise nereye dayanır? Dakikliğine dayanır. Yani çok ince manalar var, derin manalar var, çok kıymetli manalar var. Veyahut gayri me'luf, yani alışılmamış, gayri mebzul, çok böyle kullanılmayan, nadir kelimeler içeriyor. Güya fehme, anlamaya karşı nazlanıyor ve şevki artırıyor. Yani uzakta gizleniyor da sanki gel beni bul diyor. Kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet istiyor. Yani biraz benim üzerimde düşün, biraz kafa yor, bir takım ihtimaller ortaya at gibi. Hani böyle kıymet, ehemmiyet istiyor diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'deki müşkilat ise bu kısımdandır. Tenbih. Hadis-i şerifte varit olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batın ve her zahir ve batının birer had ve muttalağı ve her had ve muttalağın çok şucun ve husunu vardır. Ulum-u İslamiye buna şahittir. Bakın üstadın burada kullandığı kelimeler tabii ki eserin ilk başında söylediği gibi alimlerin anlayacağı tarzda kullanıyor. Yoksa üstad bu kelimelerin avamın anlayacağı tarzını da seçebilirdi. Mesela varit kelimesini tabii ki hadis okuyanlar çokça kullanıyorlar. Yine burada zahir, batın, hat, muttala, işte şucun, husun, bunların hepsi Arapça bilenlerin tabii ilk başta anlayacağı şeyler. Tabii bu şu demek değil, yani sadece onlar okusunlar, onlar anlasınlar değil. Hadis-i şerifte gelmiş, böyle bir hadis-i şerif var. İşte İbn-i Hibban'da rivayet edilen, Feyzül Kadir'de de geçen bir hadis-i şerif var. Ne diyor hadis-i şerifte? Her ayetin bir zahir manası var, bir batın manası var. Yani bir görünen, doğrudan anlaşılan manası var. Bir de arka planda sanki farklı, gizlenmiş manası var. Her zahirin, her batının da bir sınırı var. Yani işte zorlanmaması gereken bir yeri var. Veya bir muttalağı var. Yani bir çıkış noktası var. Ve her hat ve muttalağın, her sınırın, her çıkış noktasının da çok dalı var. Şucun dedi ya, veya çok budağı var. Ulum-u İslamiye, İslam ilimleri buna şahittir. İşte fıkıhta bunlarla ilgili çıkarımlar ve fıkıh usulünde veya diğer ilimlerde bunlarla ilgili çıkarımlar mevcuttur. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır. Lakin tezahüm yoktur. Fakat iştibak, iştibahı intac eder. Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya müraat-i esbab namıyla bir itizali intac eder. Öyle de devair ve meratip tefrik olunmazsa böyle neticeleri verir. Bakın örnek verdi, misal verdi ki meseleyi anlayalım. Nerede verdi misali? Nasıl ki diye devam etti ya, nasıl daire-i esbab diye. Orası aslında misal, yani konuyu anlamamız için izah getirdi orada. Meratip, bakın her ayetin farklı farklı mertebeleri var. İşte avamın anlayacağı bir mertebe var. Talebenin anlayacağı bir seviye var.
hocanın, hocaların hocasının değil mi? Müçtehitlerin anlayacağı farklı farklı seviyeler var. O yüzden işte Bediüzzaman Hazretleri 25. sözde yani Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde buna örnekler veriyor. Ve dolayısıyla her mertebenin ayrı bir derecesi var, bir kıymeti var, bir makamı var. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Kalkıp da işte bir Hazreti Ali'nin anladığı makam herhalde farklı olacaktır. Mana farklı olacaktır. Veya bir İmam Şafii'nin, İmam-ı Azam'ın anlayacağı farklı mana herhalde biraz farklı olacaktır. Lakin tezahüm yoktur. Ayırmak lazım ama bunlar işte efendim iç içe çok kalabalık, çok sıkışık yani birbirinden ayırmak mümkün değil denmez. Denemez. İştibak, iştibahı yani o birbirine geçme iştibahı intihac eder. Yani evet birbirine benzemeyi getirir. Dolayısıyla o benzerlikleri birbirinden ayırmak gerekir. Nasıl? Daire-i esbab, sebepler dairesi yani vasıtalar, daire-i akaide karıştırılsa, yani inancın o esaslarına karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet, yani bir tembellik veya müraat-ı esbab namıyla, yani aşırı derecede sebeplere bağlanma namıyla bir itizal, bir ayrılık, yani bir mutezile fikri. Bakın mutezileyi üstad itizal diye özetliyor. Çünkü itizal ayrılmak, yani bunlar ehl-i sünnetten ayrılmışlar ve ne demişler? İnsan fiillerinin halıkıdır gibi böyle kabul edilmesi mümkün olmayan bir takım sözler sarf etmişler. İşte ya oraya doğru gider diyor. Öyle de devair ve meratip, daireleri, mertebeleri tefrik etmezsek, tefrik olunmazsa yani ayrılmazsa böyle neticeleri verir. Şimdi daha açık ifade edelim. O tevekkül anahtarını da kullanarak. Bakın eğer ayetlerdeki manalar, makamlar, işte o farklı farklı seviyeler birbirinden ayrılmazsa şöyle bir taraf şöyle der. Ya nasıl olsa işte her şeyi yaratan Allah, rızkı veren Allah, ayet öyle söylüyor. Rızkınızı veren Allah'tır. O zaman benim rızkımı da o verir. Yani benim çalışmama gerek yok. Bakın bir kısmı buraya gider. Bir kısmı da nedir? Peygamberler bile işte sebeplere sarılmışlar, çalışmışlar. Dolayısıyla her şey çalışmaya bağlıdır. Çalışmayana hiçbir şey verilmez. Yani sanki Allah-u Teala'nın dilemesini, lütfunu, inayetini bir tarafa bırakır. Her şeyi sebeplerle açıklamaya çalışır. Yani bugün olduğu gibi. Her şeyi akılla, işte deneylerle, tecrübelerle izah etmeye çalışır. İşte bakın ikisi de sıkıntılı olur diyor. İkisi de yanlış olur. Dolayısıyla makamları nerede söylenmiş, neden söylenmiş, kime söylenmiş, hangi seviyeye yani hangi seviye gözetilmiş burada, muhataplar kimlerdir? Bütün bunları diyor birbirinden ayırt etmek lazım. Evet burada bırakıyoruz. Tabii gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz yeni mukaddemeyle kaldığımız yerden inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.